Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz alkol içkilerin maddi manevi zararları. Önce inşallah şöyle başlayalım. Acaba insanlar niye buna yöneliyorlar acaba? İnsanların yaratılış fıtratında, hem maddi hem manevi duygular var. Bu duygular tatmin olmayınca insan mutlaka yanlış yollara, sapık yollara sürtünüyor kişi. Örnek vereyim bir karşı inşallah. İnsana bir görme duygusu var. Bir insanın bulunduğu yer dar, sıkıcı, karanlıksa, ne kadar konfor rahat olsun o kişi burada tatmin olmaz. Çünkü gözle bir de görüntü ister. Hatta yenilen gıdalarda bile ev işi yapılan pastanın da şunda bunda bile ne kadar tadı güzel de olsa gözle mutlaka bir görüntü ister. Kulak güzel ses duymak ister. Bunun gibi İnsanda bir de gönül var, gönül. Gönül. Bu gönül madde ötesi bir duygu. Ruhsal duygu gönül. Gönül ne istiyor? Gönül ancak Allah ise, Mevla ise. Yani gönül ne kadar dünyada belirli makamlara gelse de, madde olarak ne kadar refah kavuşsa da, Yine gönül sıkılır, daralır, bunalır, tatmin olamaz. Ne zaman tatmin olur? Gönül Mevla'yı ister. İşte çağımızda, günümüzde ne yazık ki maneviyat eksildikçe gönüller daralıyor. Ruhlar sıkılıyor. İnsanı da bunalım, başka insanlarda. Bir ne yapılıyor? Ya inan açısından yanlış sapık yollara, Allah korusun insanlar alkolün, uyuşturucunun kurbanı oluyorlar insanlar. Bunun iş öncelikle inşallah hepimiz, görevimiz çoğu çocuğumuzun bu durumuna özen göstermek. Çoğu çocuğumuza böyle. Onlara Allah sevgisini, peygamber sevgisini onlara aşılamak, Onları inşallah küçük yaştan İslam'a göre yetiştirmek. Bundan sonra bu da yetmiyor. Tabi delikanlı olduğu, Belli yaşa geldi. Arkadaşı olacak bunun. Sonra iyi arkadaş şart muhteremler. Tabi günümüzde genelde gençler okuma gidiyor, okullara gidiyorlar. E, Gidiyorlar kimle gezdiği belli değil tabi. Bir insan ne kadar iyi olursa olsun kendisi, eğer arkadaşları kötü olursa elinde olmadı oraya kapılır. Çevre bunlar. Bir de insana gelen sıkıntı bunalımlarda insan sürükler. Mesela bir aile geçimsizliği, yuvanın yıkılması, çocukların dağılması, iş hayatında okulda başarı olamama, bunalıma girme. Nedir bu insanları? Alkole götüren yolların ya tuzakları bunlar. Alkole öncelikle bir ile başlanır. Hatta daha aşağı inersek sigara ile başlanır. Hele günümüzde çocuk yaştaki kişiler, çocuklar yani, kız erkek sigarada bir şey oluyor sigarada. Çünkü Allah bilemeyenler, Allah sizi etmeyenler, evinde yuvasında İslam huzuru bulamayanlar ne abi zavallı çocuklar? sigaranın dumanında bir şey arıyorlar orada. Tabi bir zaman böyle geliyor. Sonra e, sigara yetersiz kalıyor bunlar için. Arkadan bira. Devreye giriyor muhtemelen bira. Günümüzde reklam yapılıyor bazen, alkolsüz bira diye. Bu yalan muhteremler, bu yalan bu. Ne var ki, alkol oranı düşük olabiliyor, bu olabiliyor. Ama bira, alkolsüz olamaz muhteremler. Onun mayası, alkol muhterem olması şarttır bunda, birada. Bira ne yapıyor insanları? Alkole götüren bir basamak oluyor, merdiven oluyor. Ve kişileri ne yapıyor? Alkole yavaş yavaş bağımlı olmaya alıştırıyor bira. Sonra ne oluyor? Tabii bira içen kişi zamanla yetersiz kalıyor. Yani tatmin olamıyor. Bu defa ne yapıyor? Daha güçlü alkolü alkol ilişkire yönelme kalkış şey kişi. Kur'an'da bize öyle an buyuruyor inşallah. Ama onu sonra göreceğim o inşallah. Kur'an-ı Kerim'de hamur diye geçiyor. Hamur. Hamur h noktalı h buradaki. Hamur hanımların baş üstünde yine buna da hamar denir buna da. Yani bir şeye örten bir şeye hamur denir. Bu içkilerde aklı örttüğü için yani akıl devşe kaldığı için Bunlar da hamur deniyor. Biraz da Türkçe karşı şaraptır bunun da. Bazıları soruyorlar. Tabi onların amaçlara başka da. Ne diyorlar? Üzüm helal da suyu neye haram diyorlar bazıları şimdi. Üzüm de helal, suyu helal muhtemelen bakın şimdi. Haram değil. Yani üzüm de helal, suyu helal. Taze üzüm sıkılı zamanlar bunun adı şıradır. Şıra. Taze üzüm sıkılıp da eğer taze olarak içilirse bu helaldir. Bu şıradır. Hem bunun beden faydası vardır. Ancak o şıra özelliğini kaybederse. Artık bunlara saurre deniyor. Saurret. Yani bir madde eğer başka maddeye dönüşürse, mesela örnek vereyim, ya biraz zeytinyağı örnek verelim. içine, mesela fare düştü, iş ölmüş içerisinde. Tabi bu yağ ne oldu? Niris oldu, pis oldu, yenmez haram oldu. Kullanılmazsa yenen pis, niris. Ne gerekir bu? Eğer bu zeytinyağından sabun yapılırsa, o zaman sabun helal temiz olur. Burada ne var? Sayuret. Yani kimyasal değişim oluyor o bence. Demek ki bir madde kimyasal olarak aslı bunun değişti mi? Onun hükmü de değişiyor. İşte üzüm suyu da taze sıkıldığı zamanlar adı şıradır. Onda üzümdeki özellikle tamam vardır bunda. Ne zaman haram oluyor bu? Şuna bakalım işte muhteremler. Sıkılan taze üzüm suyu. Bu tam bir fabrikada ne yapılıyor? Fışlara konuyor. Havasız fışlara konuyor bu. Bu fıçlı konan üzüm suyu, yani şıra dediğimiz üzüm suyu ne yapıyor? Orada yavaş yavaş eşime başlıyor. Neden ekşiyor Terimle şimdi. Üzümün kabuğunda bir madde var. Zimas deniyor buna. Bir madde var. Bu madde üzüm kabuğunda eken insana yararlı. Ancak üzüm sıkıldığı zaman, üzümün kabuğundaki bir zimas denen madde şiraya suya karışıyor. Karışınca ne yapıyor? Bu madde, şuradaki şekerleri parçalıyor mu demekle? Şekerler parçalıyor. Üzümün suyu taze iken, bunun beşli biri şekerdir. Yani yüzde yirmisi bunun şekerdir, normal üzüm, olgun üzümde. Bunun için tatlıdır o böyle. Ama bu biraz durunca ne oluyor? Bu defa üzüm kabuğundaki zimaz denen madde, buradaki şeker habbelerini, yani glikozu, ortadan bölüp parçalama başlıyor bunlar. Bu şeker habbeli tanecikleri parçalanırken, bunlar şekerlerini kaybedip, kimyasal dönüşüm oluyor. Bunların başıma dönüşüyor bunlar. Ne oluyor bunlar? Alkol ve karbon dioksit. Hem de etil alkol dönüyor buna. Hem etil alkol daha tehlikeli alkoldür. Demek ki üzüm içindeki şeker, şeker habbeleri, taneleri ne oluyor? Bunlar parçalanınca bunun şekerli olma özelliği vasfı gidiyor. Bunun yerine ne oluyor? Etil alkolle bundan kavanozu gazı bedene geliyor. Tabi bu şekerler parçalanıp da alkol dönüşüne oluyor bu defa. Şu dengi, rengi değişiyor, tadı değişiyor tahtayken kesin yakıcı acı bir aroma başlıyor. Bu değişmeye başlıyor. Sonra ne oluyor? Bu tabi alkol dönüşünce üzümün tortuları bunda eriyor bir kısmı. Erimeyen de oluyor. Dibe çöküyor. Bu defa bunlar ne yapıyorlar? Kavun dövüşü gazı. Tabi bu harekete başlıyor. Bu kavurma başlarken alttaki tortu yukarı çıkarıyor. çıkarıyor. Üzü köpükleniyor. Adı ne oluyor? adı şarap oyu muhtemelen işte de böyle. Yani az evvel adı şiraydı. 3-5 gün önce, 10 gün önce neyse. Işte. Tabi yerine göre, zaman ısısına göre değişiyor bunlar. Adı özelliği idi. Yani kimyasal değişim oldu. Kimyasal değişim oldu. Buradaki şekerler parçalandı, şekere gitti. Alkol ve karbondosis gazına dönüştü bunlar. Yani özelliği bunun değişti. Adı şarap oldu. Bu defa şarabı onun oluyor tabi? Damlası da haram oluyor muhtemelen böyle. İçmesi de haram oluyor. Üstüne de bulaşsa yine haram oluyor. Şimdi bakan bir de inşallah maddi zararlarını alkolün. Yalnız tabi şarap değil. Bu şaraba damatılmamış içki derler. Bir de bunun damıtılmış derler, rakı gibi. Damıtılmış. Bu da nasıl oldu? Damıtılmış da önce bir yer ısıtılır, buharlaşıp, buharlaştan o buhar başka bir bidona gider, orada hemen soğur, sıvı haline gelir böyle. Böyle vodka, viski, rakı, onlar damıtılmış deniyor bunlara. Fark ediyor bunlar. Tabi isim ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, hadis sonra gece hadise gelecek bundan inşallah, hepsi bunların haramdır. Bir kişi Allah korusun ağzına bu içkiyi koyduğu zaman yani İslam'a göre tabii fıkıh öğretir inşallah manevi açısından ikinci fıkhsılı buna geçeceğim. Yani şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir insan düşünmesi lazım, arka olan bir kişi düşünmesi gerekiyor. İnsanın elbisesine sıçrarsa bir direk miktarı namaz kişi kılamaya pis nefis olur mu İnsan eline falan bulaşırsa kişi namaz kılamaz. İçine girse ne olur? Düşün muhtemelen böyle Bu alkol alındığı zaman tabi nereye gidiyor? Her şeyin gittiği gibi önce mideye gidiyor. Mideye giden her madde önce mutlaka bir sinirime tabi oluyor. Yalnız bu etil alkol hilbir sinirime tabi olmadan daha midden kana geçme başı çekiliyor. Bir kısmı, diğer kısmı da ince bağırsaktan kana hemen çekiliyor. Olduğu gibi çekiliyor. Bunlar karaciğere gidiyor. gidiyorlar. Gidiyorlar. Karaciğerimiz bir laboratuvar muhtemelen. kara karaciğerimiz. Yani muazzam bir laboratuvar karaciğerimiz. Bu etil alkol karaciğerde başka bir alkole dönüşüyor. Daha tehlikeli alkole dönüşüyor. Buradan kan basıncı ne yapıyor? Bedendeki bütün hücre dağılıyor. Bu alkol özelliği bu da böyle. Yani bedende alkolün girmediği tek hücre kalmıyor. Şöyle ki Allah korusun bir ana baba adayı eğer ikiz alkol alıyorlarsa Onların ürün mücizesinin arka gittiği için zavallı yavru arka yok doğu yok mu Allah korusun bana Alkol bütün bedenen dağıldığı için tabii ne oluyor? Bütün dokular, bütün organlar bundan zarar görüyorlar. Yani kalpte zarar görüyor. Özellikle karaciğer ki siroza insan kişiye götürebiliyor, böyle zararı görüyor. Fakat en çok zararı zavallı beyin görüyor derler, derler. <laughs> En çok zararı beyin görüyor beyin. Allah Teala bize herhalde beyin vermek beyin. İnsanın bedensel varlığının özü de beyindir, beyin. Yani beyindeki bir arıza İnsanı da çıkarır insan. Allah Teala bu mevlam bizlere beynimizi mevlam sağlam bir kafese koymuş, kale içerisinde, kafatası da Dışarı değil böyle. Kafatası her çevrilmiş, içerisinde kale içerisinde sağlam kale içerisinde Allah beyni koymuş muhafaza altına. Bu da yeterli değil baktın. Bu da yeterli değil. Eğer beynimiz kafatası içerisinde olsa, Hafif bir çarpmada hemen zedelenir ama. Allah bunun bunu da bakın ne yapmış böyle muhtemelen. Beyin bir sıvı içinde yüzüyor. Sıvı içinde. Beyin. Sıvı içinde. Bunun için böyle hafif çarpmalarda hemen beyin zedelenmiyor. Sıvı içinde yüzüyor. İşte Alman alkol önce bu beyin sıvısına gidiyor. Beyin sıvısı gibi alkolü sıvıya dönüşüyor zavallı beyin alkol sıvısı yüzme başlıyor. Ondan sonra tabi beyindeki hücreye gidiyor, arkaya gidiyor muhtemelen. Gidiyor. Bir kimse 40 gram alkol aldı mı, aldı mı, beyindeki binde hücresi tahrip oluyor Yani bir insan 40 gram alkı 40 alkol alsak kişi. Ne diyor 40 gram alkol? Mesela rakıda en aşağı yüzde 45'tir alkolü. Yüzde 40 diyelim. Bir insanı 100 gram rakı içse, içse 40 gram rakı almış oluyor. O kişinin beyin hücrelerinden binlerce sonunda tarih harap oluyor bunlar. Harap oluyor bunlar. Alkol en büyük zararı beyni edin muhteremler. Beynimizde merkezler var. Şu bedene yöneten merkezler var beyinde. Sinir merkezleri var. İdare oradan gel ediliyor. Bunların bazıları bize tabi, irademize bana tabi değil. Bunların bir kısmı otonom, bağımsız. Mesela sinir sistemi var. Onu yöneten merkez var. O yönetiyor ben şey Ne zaman kap açılacak, kapanacak, o yönetiyor böyle şey. Solunum yöneten merkez var. Dolayısıyla yöneten merkezler var. İşte alkol ne yapıyor? Alkol bu merkezlerine baskı oluşturuyor bunları Bunları çökertiyor, bunları çalışmaz duruma getiriyor alkol bu sefer. Bu iş alkol ne yapıyor? Alkolü kişi düşüncesini kaybediyor, karar veremiyor. Hatta yürüyüşü bile belli olmaktan bak. Çünkü yürümeye de yöneten merkezler beyinde var muhtemelen kişi alkolü olduğu mu beyindeki o merkezler çökertiliyor, baskı yapıyorlar onları tarafından, uyuşturuyor onlar, bir kısım tahrip oluyor bunların. kişiliğini alıyor, oluyor? Konuşan kişi ne konuştuğunu bilemiyor anda. Yani normalde konuşmayacağı sözleri o zaman kişi konuşuyor onları. Gevezelik yapıyor, icabında gizli sırrını ortaya çıkarıyor, huş söyleyebiliyor, her şeyi konuşabiliyor. Kişinin konuşması dengesiz oluyor yürümesi dengesiz oluyor, sinirimi dengesiz oluyor muhteremler. Bir de alkol, B12 vitamini tarif ediyor midede. B12 vitamini kan yapar muhteremler. Yani kan özü budur. B12 vitamini vitaminidir. Midede alkol varken oraya alınan B12 vitamini bu tarif ediyor. Bunun için bunlar kansız kalırlar. Muhtemelen. Sinirim tabi zorlaşır, zayıf kalırlar zamanla Ve bir kimse alkolle fazla ileri gitti mi, hele solunumu, kalbi çalıştıran merkezler üzerinde baskı ağırlaştı mı, kişi sonda felce, ölüme götürür mü? arkadaşlar? Bir kimse artı alkole bağımlı oldu. Bırakamıyor bunu. Bunlara alkolik deniyor. Alkolik deniyor. Bağımlılara. Kimler bu alkolü oluyor bunlar? Bu kişiye alkolün zararlı anlatılsa, zararlı anlatılsa, bu kişi bunu kabullense de ve bırakmak istese de bırakamayacağı duruma geldi mi? Bunlar alkol dediler bunlar muhtemelenler. Makamı ne olursa olsun muhtemelen bakın böyle. İnsan tıp profesörü olsun kendisi. Eğer bu kişi alkolik olmuşsa, alkolün zararını herkesten daha iyi bildiği halde artık irade gücünü kaybetmiştir. Yani beyindeki kontrol kaybediliyor. Beyni kontrolü kaybediliyor. Kişi artık kontrolüne çıkıyor. Yani fırına patlayan araba gibi bir kişi. Direksiyonu bozulmuş. Fırına patlayan arabanın artık araba kontrolüne çıkmış. Buna benziyor. Bu kişinin ne yapar alkolükler? Artık bunların tek şey alkol almaktır. Bunlar artık alkol depolama başlarlar. Bir kişi bir de eğer sabahları kalkınca da alkol almaya başladığımı artık en kritik duruma gelmişim muhtemelen. Artık ömür gitmiştir muhtemelen böyle. Gitmiştir. Ve alkol bütün dokuları, hücre organı tarif ettiği için de kişiler çabuk yaşanırlar muhtemelen böyle. Çabuk çökerler. Çabuk yaşanırlar bunlar. Ve bunlara bir nevi ölümü kendileri çekerler. intihar gibidir bu. Gelelim inşallah bir de ikinci bölümüne alkolün manevi zararları da nedir şimdi? Konu Kerim'de bakın inşallah mutl önce inşallah Maide suresi ayet 90'da. İslam'da önceki Araplarda müşriklerde, aşırı bir alkol bağımlı vardı onlarda. Aşırı ama. Evlerinde özel küptüden şarap yaparlardı bunlar. Çoğu gününüz içki içerdi bunlar. Şarap içerlerdi. İslamiyet alkolü birden kesip haram kılmadı Mevla Muhtemelen Frenleyerek, yavaşlayarak Mevla böyle buyurdu. Önce alkolün zararları çok olduğu paylasından Sonra arkalık namaz yaklaşmayınız ayet geldi. Sonra öyle bunu ayet buyurdu. Artık kesin alkol yasaklandı. Buyurun böyle burada bizlere Ya eyyühellezine amenû Ey mümin iman edenler! İnnemel hamru Hamur yani şarap gibi alkol işgeler. Vel meysürü kumar ve ensabı dikili taşlar. Bir dikili taş şekli ne olsa olsun eğer o taşa saygı yapılıyorsa o put hükmüne geliyor. Burada Mevlam bize bunu buyuruyor. Alkolü içkiler, kumar ve o şekilde dikili taşlar. Vel ezlamı ve falokları nedir bunlar? ricsü min ameli şeytan. Ricsün bunlar ricsir pisliktir. İki türlü pislik var şeriatta. Biri kendi aslında temizdir ama başka madde bunu pis kirletmiştir. Mesela kişi daha yine bir şey giymiş. Aldı şunu kucağına. şöyle şu kral bezi değilmiş, üzerine üşedi. Aslında ki, pantolu, işte etekleri, üst başı temizdir kendisinin. Ama şu işleyince ne oldu? Pislendi bu. Bu nedir? Asıl kendisi temiz ama bunu başka madde pislendirdi. Alkol içkide gelince bundan kendine necis. İdrak yok böyle. Yani insan idrarı neyse alkol bunda bunlardır. Böyle. Aynı bunlardır min ameli şeytan Allah bir bunlar şeytanın amelinden bunlar. Yani şeytan kişi buraya tahrik eder, yönlendirme çalışır. Eğer şeytan başı o bulamasa kişi buraya sevk eder Bir insanın kavmi zamanında bir zat varmış. Adı Bersisa. Keramet sahibi. Büyük bilim kendisi. Öyle muhterem kişi bir kendisi? Şeytan çok uğraşıyor bununla. Çok uğraşıyor bununla şeytan. Çünkü şeytan bunu yıkarsa bunun çevresi çok muazzam çevresi varmış. Hepsi yıkılacak. Yani bir ana direği yıkıldı mı bina yıkılır kolay. Duvara uğraşmıyor şeytan tabi. Şeytan hep bunu uğraşıyor Şeytan bunu uğraşıyor. Şeytan nereden buraya yaklaşsa yol bulamıyor. Artık şeytan son kodu önemli karar şeytan. Bir pirifani yaş ihtiyar şekilde başına takkesi, cübbesi, sakalı şekilde elinde bastonu kapısına geliyor, kapıyı vuruyor. Kim o diyor? Arkadaş, yolda kalın, yolcuyum, garibim. İlla Allah aşkına bir eğne misafir. Gel bak, alıyor bunu eğne misafir alıyor. Oturuyorlar, konuşuyorlar. Tabi şeytan onu bilmiyordu, bilemez tabi. Üç gün uyandı, misafir kalıyor şeytan. Işte. Üç gün kalıyor, bu üç gün içerisinde o berhisa az da yese, tabi yemeden olmuyor gene ama. Arada yemekmesi yemesi gerekiyor, su içmesi gerekiyor, uyuması gerekiyor. Ortaya yemeği koyuyor, suyu koyuyor, tabi o şeytanı misafirine davet ediyor, ben yemem diyor. Su iç, içmem. Çorbayı içmem. Üç gün böyle olunca Bersaşlı şaşırıyor. Sen bu makama nasıl geldin diye bak. Ben de 40 yıldır bu yoldayım. Ama yemeden yapamıyorum. Uyumadan yapamıyorum diyor. Bak sen diye bir şey yemiyorsun. içmiyorsun, uyumuyorsun diyor. Sen makama nasıl geldin diyor. Şeytan bakıyor. yat yakalım. tamam diyor. Şeytan sevinir şimdi. Işte. Şeytan gülüyor. Arkadaş bu makam gelmek çok güç, çok zor. Sen buraya gelemezsin. Şöyle bakan diyor. Ne yapacağım diyor. Bu makama ben de geleyim diyor. Isra edince şöyle buyuruyor. Senin diyor ömrün hep Allah kulu ile geçti diyor buna. Hiç günah yok diyor. Bu için diyor ibadet ediyorsun, Allah zik ediyorsun, feyiz alıyorsun ama hiç günah olmadığı için için Allah korkusuna yanmıyor diyor. Ben önce günahkardım diyor. Çok gün işledim diyor. Sonra elhamdülü tevbe ettim. Allah yöneldim. Ama diyor ne zaman diyor nefsim biraz dünyaya daldı mı yemek istedim mi diyor. Aklıma günahlarımı getiririm. Allah korkusuna diyor. Bana bir feyiz verir diyor. Bir taht verir Mevlam bana diyor. Senin de bu makam gelmen için Diyor. Önce günah işlemen gerek diyor. Önce günah işle, sonra tevbe edersin, onunla makama gelebilirsin. Tabi akıl matik önünde ya, doğru gibi görünüyor. Yani gerçekçi bir görünüyor tabi. Zavallı Bersa da sırf üst makama çıkmak için buna aldanıyor. Peki diye ben de o zaman bir günah işleyeyim. Ama nasıl günah işleyeyim? Onu da bilmiyor şimdi. Nasıl günah işleyeyim? Ne yapayım acaba? Kolay be diyor. Almaya bir kılıç diyor. Yoldan geçeyim gece kan bir adam bir başka kafası bu bana diyor. Kılıç öldürdü bir şeyini. işte günah be, diyor. Mesela düşünüyor. Yapamayacağım ben diyor. Katil olmak. Allah yarattığı can almak. Yapamayacağım bunu diyor. Titriyor. Yapamayacağım diyor. O hale diyor. Git bir kadına zina ediyor. Düşünüyor. E Allah huzurunda o, o anda kadar kendisi. Allah huzurunda Allah göre göre e kadına yatmak çıplak söylemek arada bunu yapamayacağım diyor. Ona korkuyor, titriyor yani yapamayacağım ona diyor. Yok başta bir günah diyor. Başta bir günah. Onunla şeytan buna içkiyi tavsiye ediyor, şarap içtiği buna peki. Düşünüyor bakıyor bu. En kolay günah da buna bu geliyor şimdi. Peki bunu yaparım diyor. Ama acaba nerede bulurum içkiyi diyor. Bilmiyor hiç. Şeytan bir adres veriyor buna. Ve adresi de genel orada kadın durmuş orada. Onun içki yasak mı yasak o zaman tabi. Gizli satıyor o zamanlar içki. Bu kişi şimdi evden çıkıyor muhtemelen bakınız. Günah işlemek amacı ile niyetiyle Allah'ı sebebi niyetiyle evden çıkıyor. Niye? Üst makama gelecek o. Aldatılmış şeytan tabii. O adresi buluyor. Bir de bakıyor gerçekten bir genç hanım ama çok mu çok güzel hanım. Orada servis yapıyormuşlar orada. Gizli olarak yapıyormuş orada. Bu da giriyor. Bakıyor hanım bunun kıyafetine. Allah buraya layık bir insan değil bu ama nasıl düştü buraya bu? Kadın da şaşırıyor. Amca bu falan diyor. Kızım bana vermesin bardağı şarap diyor işte. Bir tas neyse zamanlar bir kade. Tabi getiriyor buna veriyor. E, hiç içmemiş hayatından tabi. Bir insan zayıf. İçtiği gibi buna alkol hemen beyni örtüyor beynin böyle. Beyindeki dengeyi kaybediyor. Beyindeki kontrolü kaybediyor kendisi. Sabı konuşma falan başlıyor. Bu derken başlıyor. E, kadın bir tane daha içecek kadına. Bir tane daha kadına verince. E, tabi dürtüklü şehvetini de kadına da konuşurken bu defa ilk hayatında kadına kayıp işte duyuyor içinde kadına karşı da. Derken kadına yanaşıyor. Kadın da tam üstüyken, kadın üstüyken kadın korusu oraya girmiş oluyor. Bu bu defa kadının korusunu görünce yakalandık bize korkusuyla orada eline geçtiği bir büyük bir odun geçiriyor. Onda adam başına vuruyor beynine. Zavallı beni yarıp ölüyor orada böyle. Ölüyordan. oradan. Bu adam şimdi çıkıyor, çıkıyor eve doğru geliyor ama tabii manen düştü artık ama manen düştü. Kendi anlıyor kendisi. Manen kendi düşmüş kendisi. Bakıyor ki normal bir insan böyle. Sıfır adı manevi Şey hepsi git gitti kendisinden. Gafete kaldı kendisi, ağrıta kaldı kendisi. E şimdi pişman oluyor ama tabii düzelemiyor ama şimdi. Eve giderken şeytan Gide bunu hemen şikayet ediyor. Şeytan buna. Hemen baskın yapıyorlar. Adam ölmüş, beynine vurulmuş böyle. Kadın da orada ne oldu diyorlar. İşte böyle, böyle bir şey geldi, böyle yaptı. Hem bunu yakalıyorlar muhtemelen bak. Bunu yakalıyor kendisini. Tabi şirata göre muhakeme ediyorlar kendisini. İçki içtiği için 80 sopa vurulacak. Cinayeti için bekarmış kendisi yüz sopa vurulacak. Adam öldürüşünde şimdi, şimdi bu. Önüne bunu sapıda vuruluyor. Ondan sonra öldürmek üzere dar ağacına konuyor bu şimdi. Bunu hep getiriyor boyuna da. O anda şeytan bunun karşısına dikiliyor. Bu görüyor şeytan böyle. Diyor şeytana, arkadaş bak ne geliyor başıma. Ama akıllı günü sonunda, sarış günü sonunda şimdi böyle. Dengesi bozuk. Şeytana görünce, bak arkadaş başıma ne geliyor bak. Bana yardım et. Ne olacak benim halim? Kolay kurtarım ben seni diyor. Nasıl kurtarırsın? Sen bana bir sece diyor, bana diyor. hem sen kurtarım ben diyor. İp var boynunda ama diyor nasıl yere kapanayım diyor. Sen diyor bana seceni diye başına yere doğru ey diyor. Bu seni geçer diyor. Ben kurtarım ben diyor. Bu şeytan tam ben seyitme baş eğerken cellat ipi birden çekmiş ol tren bakı çekiyor Allah korusun. Dünyadan imansız kafir gidiyor mu bu bunun için bu Ali içki hakkında el hamru içki şarap akı içkiler ummü her fuhşiyatı her kötülüğün annesi kökeni budur Ve böyle kebair günahların en büyüğü de budur. Bir insan normal yapamayacağı işi içince yapabiliyor. ve men şeri hamre kim ki içki içerse tereke salahate bir daha namazını terk eder. Namaz kılmaz tabii. Ve bakala ummihi ve ammetihi ve haletihi. O kişi Allah korusun annesiyle de hal teyzesiyle de kızı karısıyla de, eee yapabiliyor mu tabii böylece. Çünkü dengeyi kaybediyor, beyin kontrolünü kaybediyor kişinin böylece. Yani insanı çıkmış oluyor kişi böylece. Şimdi demek ki bir insan Allah korusun içki içince beyindeki merkezler çöküyor, örtülüyor, kapanıyor. Dev dışı kalıyor. Yani beyin çalışmıyor. O zaman insan neye benziyor muhteremler? O zaman insan Allah korusun hayvandan daha aşağı inmiş oluyor bakın oluyor. Çünkü bir kimse kendini alkolü verirse, alkolük olursa, artık sabah içme, alkol içmeye başlasa ne olur? O kişi işini artık ihmal eder. İşini ihmal eder. Evini, eşini ihmal eder hem böyle. Evini ihmal eder, eşini ihmal eder, çocuğunu ihmal eder, işini ihmal eder böyle. Artık kendini alkol vermiş ikincisi. Halbuki bakın muhteremler, bakınız. Hiçbir hayvan yavrusunu ihmal etmez. Hiçbir hayvan muhteremler. Yani tavuğundan, uçan kuşa kadar, aslana, kaplana kadar ne kadar hayvan varsa hiçbir hayvan yavrusu ihmal etmez. Onu mutlaka besler, büyürür, toplumunu karıştırır bu şekilde. Böyle şey. Demek ki insan Allah korusun, alkolik alan kişi, alkolü durumuna gelen kişi ne oluyor? Hayvanın daha aşağı iniyor. Hayvan görevini yapar. Mesela bir iki de fareye buldu mu onun peşine düşer. Bunu kaçacak, bunu görevi bu da Ama alkolü görevini bırak, işini bırakıyor. ihmal ediyor muhtemelen bu şekilde. Ne oluyor alkolü? Bir nevi ot, bitki yapalım. Allah korusun öyle olmuş oluyor. Hemen bir an buyuruyor. Feci teni buhu leallekum tuflihun. Feci teni buhu o içkiden icrab eden sakının. İctinab celp yan demek şöyle. Yani yan yan kaçın şöyle. Ne anlamına geliyor? Şimdi bir insan ah buyurun muhteremler bir insan yolda biri kurus köpek görse. kurus köpek insan görse. Yılan görse kişi mesela bir yerde. Kişi ne yapar değil mi? Hemen sırtını dönüp de rahat gidemez. Kişi böyle yan yan kaçar böylece. Acaba geliyor mu? Geliyor mu? Hakkına geliyor mu? Yani Kur'an'daki Allah'ın bakın şu bir bildirirse bakın önünde. Velan buyuruyor. Burada Allah Teala Fetruku buyuruyor be bakın. Feci teni buhu. Alkol ilişkiden ne yani yan yan böyle korku korka kaşın böyle. Onun bulaşmasın diye. لَعْلَكُمْ <laughs> تُفْلِهُونَ Ancak o zaman felaha kavuşabilirsiniz. Ancak böyle. Demek ki bir insan alkole bir daldı mı az, az çok bir insan içine bir battı mı Allah korusun badanaş badanaş şey yapı yapı, yapı muhteremler demek ki işte daha içine batar 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 sonunda ne olur? Artık beyin çalışmaz artık beyinde kontrolü gücünü kişi kaybeder. İade gücü kaybeder. E böyle bir alkolik mesela günümüzde araba kullanıyor muhtemelenler. Direksiyon oturuyor zavallı Otur, alkolik kendisi böyle. Ama onun kendi güveni vardır muhtemelenler. Hatta psikolojide muhtemelenler alkolik tek kendine güveni bakmış. Alkolik muhtemelenler. Psikolojide böyle şey. Alkolik toplumdan kopar. Topluma küser. insanlara karşı bir soğuk davranır böyle. En yakın arkadaşına karşı onun güveni yoktur alkolüğün. Onun tek güveni kendisinedir. nedir? Bu işin ne yapar alkolük? Reşit oturdu mu? Onun güveni kendine fazla bir güveni vardır. Güven vardır kendisinin. Tabii ne hız kontrolünü yapabilir, ne istediği bir dengeyi sağlayabilir. E, beyin kontrolü çıktı Allah korusun. Kendisinin dışında daha pek çok kazara siyah olur muhtemelen. Bazı içkilerin tabi günümüzde renkleri farklı oluyor, isimleri farklı oluyor, şu oluyor. Bu bir şey fark eder mi? Hadis-i Şerif Nisa'yı'da, i̇d Ebu Davud'da Hadis-i Şerif. Bu yarısı maddetleri, küllü müskirin haramı. Küllü müskirin haramı. İnsanın sarhoş her madde, ismi ne olsa olsun, renginde olsa olsun, hepsi haramdır buyuruyor Ali adetleri. Bazıları şöyle yapıyorlar. Efendim beni alışıyorum diyor. İşte sarhoş olmuyorum. Peygamberimiz buna cevabı vermiş. O dönem bakın dönemde. Hadis-i Ebu Davud'a tırmızı hadis-i Ma eskeri kesiriyor. Hakkı öyle haramın. Eğer bir şeye çok işilince kişi sarhoş ediyorsa, insanlar az ise sarhoş olmasa yine haram oluyor muhtemelen. Haram oluyor böyle. Demek ki bir ada, bir ada kişi az ise sarhoş olmasa da yine haram oluyor muhtemelen. Haram oluyor. Yine hadisi okuyup Aleyhisselam Peygamberimizden, hadisi tabarını men şeribel hamre bir kimse alkol içerse haraca çıkar nur imani min cevfihi o kişinin içinden gönlünden iman nuru çıkıyor bak muhtemelen Allah korusun böyle hem de belli olur muhtemelenler yani hemen belli olur muhtemelen. kişi bir gördü mü hemen belli olur demek ki onda iman nuru çıkıyor Bir insan alkolü ne olur? Allah o da var değil mi? Allah e, çok oluyor. Arabada ölüyor, eşliği işte, orada ölüyor, burada ölüyor. Öyle bile tabii ne olacak bunların durumu? <laughs> Hadis-i El hamru ummul habais. Şarap, alkol içkiler bu <laughs> habayiz her türlü pisliğin anası köküne bunlardır. Fein mate bir insan ölüse ve ye fi batnihi bir insanın içinde damarında hücrelerinde alkol varken kişi ölürse mate mitin cahiliyete o günse bir nevi cahili ölümü ölmüş oluyor. Nedir cahili ölümü? İslam önceki ölüm. İslam dışı ölüm muhtemelen Allah korusun. Demek ki bir kimsenin içinde bakınız. böyle gelir burada. Fi mate ve ye batnihi. Bir kimse ölse o kişinin de içinde midesinde, bağırsağında, kanında, hücresinde, organlarında, beyninde aylık kurbağa kişi ölürse ne oluyor? Bir nevi cahili ölümüyle ölmüş oluyor. Cahili ölümü. İslam önceki durum yani şirk dönemi olmuş Bir de peygamberimizin bunlara laneti var bak bak terimler. O peygamber Ali dedi ki Uhud'da, Uhud harbinde peygamberimizin dişini kırdılar, taşıtıp da. Peygamberimizin zırhının halkası peygamberin yarana girdi. Kanadı muazzam kanadı yaralandı. Hazreti Ebu Ubeyde sahabeden onun mu pensi demek o zamanlar. Hazreti Ebu Ubeyde ne yaptı muhtemelen? Ön düşeyle Peygamber o zırhını, halkasını tuttu. Böyle çekerken o kadar derin girmiş ki o sahabenin ön düşleri kırıldı bak. Çıktı mı? Yerine çıktı. Kırıldı. Acı halka çıkarabildi böyle. Düşünün ki öyle halka çıkıyor ne oldu tabi? Kan boşandı böyle. Muhammed kan boşandı. Peygamber kanı siliyor muhtemelen böyle yere damlamasın diye. Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar. Bunlar hidayet ediyor muhtemelen. Peygamber şöyle buyurdu. Eğer yere karam damlasaydı Allah herhalde bunlar bunlar. Mekkeli herhalde Dem bir peygamberin kanı yere mı o toplum helak oluyor böyle. Helak oluyor. Demek ki öyle bir peygamber ki Aleyhisselam Hazretleri bakınız dişini kırıyorlar yananın zırh halkası giriyor o kadar derin bir yara açıyor kanı boşanıyor öyle zırap çekiyor yine onlara beddua diyor dua ediyor onlara ama içkiye gelince peygamberler lanet yok yani, içkiye gelince neden? Çünkü bir toplum içkiye alıştı mı o toplumun o günü de gün değil, geleceği zaten karanlıktır muhtemelenler. Karanlıktır bence. Yani alkolü bir genç dönem yetişirse, yarın ne olacak? Emanet olacak ülke onlara. Ülke battı gitti muhtemelenler bence. Alkolü kişi, alkol bağımlısı kişi hangi makama gelirse gitsin muhtemelenler. Sorumluluğu yüksek kadar yükselsin İkisi alsın, alkolüksü alkolü bırakamam Bırakamam bel Onun için nedir? Onun için önce alkol, ondan sonra görev verir Şimdi Peygamberimizden bakın lanetine. Adı Şerif bak, adı Şerif Ebu Davud'da, Hakim'de, Tirmizi Din-i Hâcire'de bak. baktılar Be'l-i Ece. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah o arka içkiyi lanet, lanet olsun ona. Allah lanet olsun alkol içkilere. Demek ki ne kadar alkol içki varsa bunlar peygamberimizi bedduasıyla hepsi lanetlenmişler, lanetlenmişler bunlar. Ve şariba içene de peygamber lanet etti, içene de. O da lanet olsun. Ve sakıya içkiyi sunan servis yapanlara. Mesela bir erkek kendi yani içerken hanım buna servis yaparsa, içki ikram eder, şey yaparsa o denate giriyor muhtemelen böyle şey. Ya da gazyonu şu da burada. Demek ki içki lanetleniyor, içen lanetleniyor ve buna servisi yapan bu da lanetleniyor. Ve bayi aha, bayisi de satıcısı da. Satan da kendi iç bile o da bu edane deniyor. Ve mübtaha ve alanda. Ve asira ve mutesira sıkan sıktıran. Tabii işte elde yapıldığı için bu şey kullanılıyor. Demek ki bunu imar eden de ettiren de o da Allah'ın lanetine girmiş oluyor. Ve ha bunu yükleyip taşıyan da taşıyan İster sırtına taşısın, ister poşete koysun, isterse ister kamyona taşısın bunu. Demin ki taşıyan da aldığı para haram oluyor. Bir de peygamber lanet olmuş oluyor Allah'ın lanetine. Vel muhtemelete ileyhi bir de yüklenen vasıta o da lanetini yok. Lanetini Ve akile semana <laughs> parası yiyenlere de. Burada ilgi çeken bir şeye var şimdi, burada. Yüklenen. Tabi hayvan yüklenilmiş. Önümüzde vasıta var şimdi. Bunlara peygamber lanet ediyor bunlara da. Lanet ediyor bunlara. Peki bu bunlar nasıl lanet bunlar oluyor? Bir hadis okuyacağım muhteremler. Hadis-i şerif. Bir devenin lanetlenmesi konusu var bu hadis şerifte. Hadis-i şerif sahih Müslim'de hadis-i İmran Hüseyin bize bunu bildiriyor. Kale şöyle buyuruyor. Hüseyin Fibal Esfarihim Biz diyor peygambere beraber bir yolculuk esasında idik. Yol dedik. Yol duyduk. Ve emre ertün minel ensari anakatin. Ensardan bir kadın da bir dişi deve binmişti. Ensar meden yelisi. Demek ki bu seferde kadın da varmış. Ensar'dan Medine yelisine bir kadın da bir dişi deve üzerine binmiş. Beraber giderlerken fevvaciret felianet ha. O anda kadının birden deveye bir canı sıkıyor. Deve kadını bir sıkıyor. Demek deve hırsızlı bir şey yaptı o anda. Bir şey yaptı o anda. Kadın birden böyle kızıyor sıkılıyor deveye. Feli anata deve lanet okuyor. Allah size lanet eylesin diyor. Deve lanet okuyor mu tabi? Kadın deveye. Fesi meyhak Resulullah. Peygamber bunu duydu. Kadın deveye lanet okudu. Peygamber bunu duydu. Fekale. Bu arşa maddeleri hesabına huzuma aleyha. O devedeki kadından alın, indirin aşağı ve de'uha deveye sahibin gitsin sahibin gitsin. Finnaha <laughs> melunetin o deve artık melundur, lanet edilmiş ya, artık o deve bilinmez bu muhtemelen bakımda. Hadışları muhtemelen, hadışları sahibin üstüne ulaşıyor bu şekilde bakımda. Demek ki Peygamber bir yolculuk ederken esasın beraber ensardan bedeni yenisen kadının birisi bindiği deve kadını biraz sıkıyor kadın sıkılıyor daralıyor kızıyor Deve lanet okuyor kadın deveye. Allah size lanet etsin diyor. Peygamber bunu duyunca indirin kadın aşağı. Deveye salın gitsin. O artık melundur. O bakın benim ben, ben, ben. O deve kim dokunmadı derler. Kim deveye dokunmadı? Deve baş baş dolaştı gitti bu şekilde böyle Şimdi bir de şu aklımda geliyor muhteremler. Günümüzü de Allah korusun bazı kişiler, genelde hanımlarımız daha çok yapıyorlar. Mesela şuraya kızıyor, Allah ben Allah selamet sevme diyorlar muhtemelen arkadaşlar. Bakınız, kadın, kadın devesine kızarak lanet ediyor, peygamberine buyuruyor, kadını aşağı indirin, deveye bırakın gitsin, o da öyle lanet diyor muhtemelen. Deve, deveden yararlanmak bile yasak. Bakın Deve yasak muhtemelen. Deve yasak oluyor böyle şey. Düşünün ki içki, alkol içkiler muhtemelen. Alkol içkiler bakınız. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri Peygamber ne yapıyor? Her türlü alkol içkiye Peygamber lanet ediyor. Allah lanet olsun o içkiye. Neden? Ümmül habayiz. Her kötülüğün kökeni odur muhtemelen. Kökünü böyle kavga yaptıran, dövüş yaptıran, ara bozan, yuvaları yıkan, çocuk yetim bırakan, kazara sebep olan, hastalara sebep olan her şeyin kökü bundadır. Kökü bundadır. Den bir şeyin kökü temizlenmeden toplum temizlenemez böyle. Bu için başta mutlaka ne geliyor? İçkiden kurtulma gerekiyor. Bu iş peygamber ne yapıyor? Lanet Demek ki her tür içkiler peygamber değil lanetlenmiştir. Onun da hepsi melundur muhtemelen. Böyle. Melundur şey. Bunun için kişi değil içmesi, üzerine damlasa bunu yıkaması gerekiyor muhtemelen şey. Ayrıca içene de bakmadı. Satana da, alana da, taşıyana da, imar edene de, hepsine de Peygamberimiz lanetli muhtemelen. Ayet-i Kerime devam ediyor burada. Onu özeteyim inşallah. Mevlam buyuruyor ki, şeytan buna ne amaç ediniyor? Aranızda adavet, balda vermek istiyor. Kin. Birkaç kişi bir araya gelirler, beraber işime başlarlar. Önce samimidirler. Konuşta gülerler. Sonra da ne olur? iş değişti muhteremde. Hiç değişti böylece. Bir genç varmış, yeni bir genç. Annesine, babasına tam sadakate bağlı genç bir kendisi. İyi ahlakıymış böylece. Nasıl olsa birkaç tane kötü arkadaşı bunu elde etmişler. İlla gel diyorlar, biraz da şarap içelim diyor buna. Al, alalım diyor bu da ben diye babama sormadan bir şey yapamam diyor böyle. Ya babam izin vermez sana. Olsun. Bir olma sorayım bakalım diyor. Babacığım diyor. Arkadaşlarım da ben çok rica ettiler bana diyor. İzin verirsen diyor. Bir akşam gideyim. Az iş şeyim ben de. Babası yavrum diyor. Olur. Ama yalnız sen gönderme yavrum diyor. Ben sen kerim götürürüm evladım diyor. Arkadaşlarım Gitsin onlar diyor. Onlar işe, işe başlasınlar diyor ben seni kendim sana götürürüm orada bekleyip işlem oldu burada yavrum diyor. Çünkü peki diyor. Arkadaşlar gidiyor arkadaşlara da. Babası böyle geç gidiyor Umut bak. Babası bunu çok geç saate oraya götürüyor. Bir bakıyor bakıyorlar işi işleri gibi bakıyorlar. Bir toplum toplamışlar gençler. işmişler ama kimi kavga ediyor, kimi bağırıyor, kimi kusuyor, kimi altına işiyor. Artık leş orada böyle. Şimdi bunlar görünce bak ben bu işe vazgeçtim muhtemelen. Yani bazen iyi bir başlanıyor ama sonra mutlaka kötü muhtemelen böyle. Arada samimiyet olmaz muhtemelen böyle. Yani alkolik, sarı alkolik kişi yalnız tek kendine güvene baktığında böyle. En samim arkadaşlar güvenmez, güvensizdir bunlar. Yani Güvenme bunlar böyle şey. Bunun için saldırıcı olur, saldırgan olur. alava tanamaz, eşini tanamaz, nikaha gider, imana gider, yuvasını yıkar, işini bozar. Bir anda toplumu bozar götürür muhtemelen bu şekilde böylece. Lillahi Teala Fatiha.